ve bir sonraki konuğumuza geçiyoruz. Tekrar teşekkürler. Evet, Evet. yenilikçi uluslararası kuruluşların ve STK'ların yönetim yetkinlikleri başlıklı konferans için efendim yine sınırları aşalım ve buradan Los Angeles'a gidelim. Global çapta başarılı bir isim geliyor ekranlarınıza. Öğleden önce de söylemiştim, gururumuz Türk-Amerikan Dernekleri Meclis Başkanı, ATA Başkanı Sayın Ergün Kırlıkovalı'yı Marş Salonu'na davet ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederiz. Sesim Nasılsınız? geliyor mu? Çok iyi sesiniz. Buyurun başlayın, söz sizin efendim. Tamam. Şimdi benim bazı slaytlarım var ama iPhone ile bağlandım. Oradan gösteremiyorum. Desktop üzerinde açık şu anda. Ancak desktop'ta bana şey soruyor. Passcode soruyor bağlanmak için. Hemen Onun bakalım. için Hı, onu yapabilir teknik miyiz? arkadaşımız hemen teknikten Cumali hocamız size bu konuda yardımcı olacak. Cumali Tamam. hocam hazır mıyız? Bakalım. Cumali hocam beni duyuyor musunuz şu an? Tamam, şimdi size yardımcı oluyor Cumali hocam. Ben yazılı Tamam. olarak aldım. Bu arada efendim orada saat kaç? Burada Bir saat gece rahatsız mı ediyoruz? sabahın üçü, yani şu Sabahın anda üçü. benden 11 saat ileridesiniz. Eyvah eyvah, herkes uyudu. Siz böyle giyindiniz, bizi beklediniz öyle mi efendim? Tabii. Çok teşekkür Türkiye ederim. bize saygımız, sevgimiz sonsuzdur. Çok Çok teşekkür teşekkür. ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. Sayın Kılıkovalı, bu şekilde de olsa tekrar görüşmek çok güzel. Tabii Ali Hocam, çok büyük işler başardınız. Teşekkür ediyorum size. Her Estağfurullah. zaman emrinizdeyiz. Onu Estağfurullah. biliniz. Bunu bilmek ne güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben şu anda bir meeting passcode alabilirsem oraya type edip hemen başlayabilirim yani. Tamam efendim. Hemen Cumali Hemen Hoca. soruyoruz. Cumali hocam hazır mı acaba şu an? Hocam şu an yapabilirsiniz. Yetki verdik size. Bir Tekrar tamam ama dener misiniz Ergün hocam? yani Zoom'a girmem lazım. Şu anda ben iPhone'dayım. iPhone'dan çıkıp desktop'a gireceğim. Onun için de desktop Bir bana dakikanızı alacağım gösteremiyor. hocam. Bir dakikanızı alıyorum hocam. Bir dakikanızı alıyorum. Tamam. Bir dakikanızı alıyorum hocam. Tamam. Bu arada efendim biz de sizi dinleyelim. Orada biz çok binlerce kilometre ötedesiniz. Neler Evet. söyleyeceksiniz? Hazır siz sunumunuza başlamadan önce. Tamam. Orada dünya başka, burada başka. Pandemi var, hayat değişiyor, depremler Aynen. oluyor. Farklı bir 2020 yaşıyoruz. Ne dersiniz efendim? Çok doğru söylediniz. Çok çok farklı bir yani yıl yaşıyoruz. Bu 2020 yılını ben unutmak istiyorum. Bir daha da hatırlamak istemiyorum. Umuyorum hepimiz. Evet. Şimdi bu sabah benden önce sevgili arkadaşım, dostum, kardeşim Texas'tan Murat Murat Bey. Bey konuştu. Murat Profesör Doktor Murat Taş çok güzel şeyler anlattı. Şimdi benim sunumumda yani yenilikçi uluslararası organizasyonların ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerindeki ehliyet ve yeterlilik bu. Konu bu. Evet. Benim seçilmem çok enteresan çünkü çok iyi uydu. Hem kendi kurmuş olduğum firmamın başındayım 35 senedir. Hem de STK'nın başındayım 40 senedir. Yani iki yönden de çok uygun bir konuyla sizlerle paylaşacağım bu konuyu. Harika hocam. Sanırım ekranınız geldi. Ha, Şu geldi anda mi? görebiliyor musunuz hocam? Zoom join a meeting. Enter meeting ID. Genel yani ID soruyor. Personal limit. Cumali hocam, şimdi nasıl yapalım bu konuyla ilgili? Siz buradan tek tek değiştirecek misiniz hocam, nasıl görsün? Sesinizi açar mısınız Cumali hocam? Hocam ben chat kısmına, hocamız chat'e tıklarsa toplantının linkini ve Aşağıda olduğunu Ergün hocam, aşağıda chat kısmı var. yazdım. Orayı görebiliyor musunuz?
Şu anda yani hiç Zoom'a bağlanmadım. Okay. Desktop'ta Zoom'a giremedim. Çünkü bana soruyor. Evet. Meeting passcode nedir diyor soruyor. Evet. Cumali hocam şu an Ergün hocam iPhone üzerinden bizimle iletişim kuruyor. Bilgisayar üzerinden iletişim kurabilmesi için bir ID kodu istiyorlar. Dolayısıyla oradan açılmadığı için chat kısmına da giremiyor. İlk etapta aynen. İsterseniz Mars salonunun şeysini verelim kendisine. Linkini yollayalım kendisine. Şu anda ekranım geliyor mu hocam? Ekran geliyor mu şu anda? Hocam ekran geldi fakat hocam... Şu anda evet iPhone'da ekran var. İsterseniz iPhone'dan var. Devam edebilirim yani. Tamam öyle devam edelim. Peki öyle devam edelim. Tamam yani şu anda sorun yok. Görüyoruz efendim. Hocam bir şey... Siz görüyorsanız sorun yok. Tamam. Tamam. Buradan devam edebiliriz. Sorunu görüyoruz. Arkadaşlar o zaman kaybettiğimiz vakti almak için biraz hızlanalım. Şimdi tabii önce bir örgütün bir tanımı yapılması lazım. Çok basit bir tanımı. Belirli bir hedef için, belli bir proje için insanların ve veya kurumların bir araya gelmesi olay bu. Buna örgüt diyor. Bu tanımı ben Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden aldım. Tabii çok çeşitli dernekler, gruplar var. Kulüpler, efendim şirketler, holdingler, hükümetler. Burada bir listesi var. Aşağı yukarı 60 tane sıralanmış burada. Tek tek açmayacağım onları. Zaten bu sunumu Ali Hocam eminim siz arkadaşlara dağıtırsınız değil mi? Tabii ki efendim. Tabii ki. Onun için ben tek tek okumayacağım bunları. Ama önemli olan şu. Her örgütün bir hedefi var veya birkaç hedefi. Bir projesi var veya birkaç proje. Bir lideri var ya da bir komitesi var yani yönetim kurulu. Ondan sonra eylemleri var. İletişimi var. Üyeleri var. Bu organları yani iyi tanımak lazım. Tabii başka şeyler de var ama en önemlileri bunlar. Tabii benim şu anda konuşmak istediğim konu uluslararası organizasyonlar ve STK'lar. Özellikle de ehliyet yani yönetimdeki ehliyet konusuna bakacağım. Özellikle de dediğim gibi STK'lar ve uluslararası kuruluşlar. Bütün organizasyonlar, bunların içinde insanlar var. İnsanlarla uğraşıyor, insanlara hizmet götürüyor, insanları yönetiyor, insanları eğitiyor. O halde bizim insanları daha iyi tanımamız lazım. Bazen böyle teknoloji süratle ilerlediği anda tabii refah artıyor. Bu sefer insanların davranış şekilleri değişiyor. Bunu sosyologlar çok güzel takip ediyorlar ve bunlara bazı etiketler koyuyorlar. Bu etiketler Amerikan toplumu için çok önemli. Eminim ki Türkiye toplumu için de böyle bir şeyler yapılması gerekir. Şimdi Samantha Raffles'ın NPR'da çalışıyor, National Public Radio. Bu bir bağımsız, kar amacı gütmeyen bir medya örgütü. Ve bunun finansmanı işte sponsorlardan, hibelerden, bağışlardan, üyelik aidatlarından geliyor. Böyle bir kuruluş. Bunun başında olan bir şahıs Samantha Raffles'ın, link de var orada. Çok güzel bir tanım yaptı 2014'te. Amerika'nın çoğu hala bugün onu kullanır. Efendim son 100 yıllık yılları almış ve toplumu şu gruplara bölmüş. 1901 ile 1924 arasında doğanlara GI Generation diyor. Bunlar 1930'lardaki o çöküntüyü yaşadılar, fakirliği yaşadılar. İkinci Dünya Savaşı'nda askerdiler. Bunlar yaptı bütün hepsini. Ondan sonra Silent Generation yani sessiz kuşak geliyor. Onlar da 1925-1942 arası doğanlar. Bunlar genellikle tutucudur ve ama dürüsttür, sabırlıdır, hırslıdır, disiplinlidir, çok çalışırlar, vergilerini düzenli öderler. Ancak
teknoloji bakımından fazla teknolojiye yakın değillerdir. Ondan sonra bebek patlaması denen olay yaşanıyor 1943 ile 1964 arasında. Bunlar zengin çocukları büyüdüler. Biliyorsunuz 50'lerde bir ekonomik patlama vardı Amerika'da. Bu çocuklar işte o dönemde büyüdüler. Vietnam'a gitmediler, savaş karşıtı oldular. İşte çiçek çocukları, rock and roll, efendim insan hakları hareketlerinde bulundular. Ve geliyoruz Generation X. X'in olması bu 1965 ile 79 arası doğanlar. Bunlar da çok çekti. Mesela AIDS salgını bunun zamanında oldu. Berlin duvarının düşmesini gördüler. İçindeki X tanınmak istemediklerini anlatıyor. Bize X deyin, bizim ne olduğumuz önemli değil anlamında. Benim de bazı eklemelerim olacak buraya. Bu grup kariyer peşinde koştu. Finansman ve para bunlar için çok önemli olduğu için çoğu evlenmedi. Evlenenler de çocuk yapmadı. Dolayısıyla bunlara baby busters diyorlar. Yani bebek olayını en dibe çeken insanlar bu grup bu oldu deniyor. Bunlar sosyolojik tabirler ama çok önemli çünkü pazarlamada önemli, bunları eğitiminde önemli, iş vermede önemli, her şeyde önemli. Ondan sonra millennials geliyor. Buna da Generation Y diyorlar. Bunlar sırasında internet çıktı. O meşhur trajedi 9-11, yani 11 Eylül olayı yaşandı. İşte İkiz Kuleler'in patlaması, terör olayları. Bunlar tamamen teknolojiye bağımlı. Yalnız biraz kendilerini pek beğenmişlerdir. Hiyerarkiyi sevmezler. Öyle emir almayı sevmezler. Ve kendi işlerini kurmak isterler. Öyle bir yapıları var. Ardından Generation Z geliyor. Buna iGeneration de diyorlar. iGen, iPhone der gibi. Oradaki teknolojiye bir gönderme var orada. Bunlar da 2001 ile 2013 arasında doğanlar. Ama bunlar artık internetle büyüdüğü için bağımlılığı bırakın, teknolojiye bağlı bunlar. Yani şu kadarını söyleyeyim. Birkaç kere iPhone'ları olmadı, Wi-Fi olmadı diye intihar edenler oldu. Yani buna inanabiliyorsanız bu gerçektir. 3-5 tane. Yani çok ciddi bir olay. Bu generation, bu kuşak böyle bir kuşak işte. Tamamen bireysel, tamamen teknolojiye gömülmüş. Benim bazı eklemelerim var. O da hiç kompleksleri yok. Takır takır direkt anlatırlar her şeyi. Yaratıcıdırlar. Ama kesinlikle hırslı değildirler. Ve sabırlı da değildirler. Yani 3-5 ay birini çalıştırabilirseniz ne mutlu size. Yükselemiyorum der, çeker gider. Böyle bir yapıları var. Şimdi bütün bu insanları bilmek de yetmiyor. O zaman bazı tabirleri de öğrenmemiz gerekiyor. Ben şuradan başlayayım. GRI diye bir grup var. Global Reporting Initiative. Bu bütün STK'lara, büyüklerine tabii, raporlar yazmasını emrediyor. 2014 yılında çıkan bir kanunla, Avrupa'da çıkıyor genellikle ama Amerika'da takip ediyor. Efendim işte human rights, insan hakları, sosyal konular, işçilerle ilgili konular, ekoloji konuları, çevre, anti-corruption moral konular hepsi sürekli olarak raporlanmalı. Böyle bir kanun çıktı 2014'te. Büyük STK'lar bunu yapıyor. Sonra Holacracy diye yeni bir terim çıktı. Kaliforniya Üniversitesi'nden anlatıyor şeyi. Biz burada vatan pardon, kanunları falan dinleyemiyoruz. Pardon, şu an sanırım ses girdi araya. Eğer mikrofonlarınızın seslerini kapatırsanız sevinirim değerli izleyenler, katılımcılar.
Pardon Sayın Kırlıkovalı, devam edin lütfen, buyurun. Tabii ki, tabii ki. Sağ olun. Sonra yani az evvel insanların nasıl sınıflandırıldığını anlattım size. Nasıl etiketler konuldu bu gruplara, kuşak kuşak kuşak. Şimdi de bazı yeni konseptler, kavramlar anlatıyorum. Mesela burada ne dedik? Global Reporting Initiative. Yani artık STK'lara deniyor ki, bak şu 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 konularda senden rapor istiyorum. Öyle kendi başına iş yapamazsın. Çevre, işte sosyal konular, işçilerle ilgili konular, insan hakları, efendim işte ahlakla ilgili konular, bütün bunlar konusunda senden yıllık raporlar istiyorum. Sonra halokrasi diye yeni bir kavram çıktı. Bu genellikle yönetimin merkezden değil bulunduğu yerden yönetilmesi şeklinde. Yani yönetici olmadan yönetme. Burada gruplar var. Gruplara otoriteler verilmiş. Sen şunu hallet, sen bunu hallet diye görevler verilmiş. Bunlar ikişer, üçer, dörder, beşer kişilik küçük küçük gruplar. Ve belirli bir proje etrafında toplanmışlar. Halokrasi deniyor bu gruba. Yani bu henüz fazla tutulmadı ama 300-400 kadar firma bu halokrasiyi ciddi bir şekilde deniyor. Ondan sonra International Innovation Indicators, yani uluslararası gelişim, yenileşimi gösteren göstergeler nedir? Şimdi bu konuda yine bütün dünyada yenileşim indeksi diye bir olay var, GII, Global Innovation Index. Burada bütün ülkeleri birçok parametre kullanarak belirli bir sıraya sokuyor. İşte en yenileşimci şu, ondan sonra bu filan diye. Yalnız bunu tabii kafadan atmıyorlar. Belirli parametrelere göre yapıyorlar. Bu Cornell Üniversitesi tarafından her yıl yayınlanır bu. INSEAD ve World Intellectual Property Organization da bu gruba yardım eder. Şimdi criteria for success, yani bir yenileşim için kriterler nedir? Biz bunu bu konuda çok kafa yorduk. Nedir önemli olan? Mesela belli bir ihtiyaca cevap verecek. Öyle efendim ben bir şey buldum, bak olmaz. Bir belli bir ihtiyaç olacak, onu siz gözlemleyeceksiniz ve ona bir çözüm bulacaksınız. Bir başkası yapmışsa senin de yapmış olman o kadar önemli değil. Yani yeni olacaksın. Ondan sonra müşteriler çok çabuk, tüketiciler çok çabuk kabul edecek onu. Ve yenileşimin de kolay anlatılır olması lazım. Ondan sonra çok kolay test edilmesi lazım. Sonra tüketici bu yeni mala geçecekse fazla risk almamalı, çok fazla çaba göstermemeli. Çok kolay olmalı bu yeni buluşa geçmek. Ondan sonra hukuki sorunlar olmamalı etrafında. Bu da çok önemli. Bu konuda bir sürü örnekler var. Ondan sonra bu işe giren insanlar için belirli bir yani satış olmalı. Oradan da insanlar kar etmeli. Eğer bu yoksa istediğiniz kadar yeni olsun. İnsanlar, bayiler almaz satmaz, insanlar da kullanmaz. Ondan sonra mevcut bir ürün listeniz varsa o listedeki ürünler ile yarışmamalı. Şimdi diyelim ki A, B, C diye ürünleriniz var. Siz D'ye yepyeni bir ürün ortaya attınız ama A ile B'nin yerine kondu bu. O zaman ne oldu? Bildiğiniz dalı kesmiş oluyorsunuz. O da mümkün değil. Bunlar bizim en çok üzerinde titrediğimiz konular. Ondan sonra brand positioning, yani sizin bir imajınız var, şeyde bir logonuz var ve bir firma kültürünüz var. Sizi dünya öyle tanıyor. Şimdi bambaşka bir şey yapamazsınız. Bunu biraz açmam lazım. Harley Davidson bu motorlar biliyorsunuz birkaç sene önce parfüm çıkardı. Aftershave çıkardı. Zerre kadar satamadılar. İnsanlar kızdı, ya sen motorcusun. Erkekliğin sembolü, işte dünyanın en pahalı motoru parfümlerden çıktı. Ve bu bütün yani üniversitelerde bu anlatılır. Çünkü hakikaten çok kötü bir yanlıştı bu. Ve hemen düzelttiler. Hemen
o işi kapattılar. Yani yenilikçi olacağım diye kendi mevcut işine zarar vermemelisin. En sonuncusu da acaba biz bir yenilik yaptık ama bunu piyasaya sürecek altyapımız var mı? Kaynaklar var mı? İnsanımız var mı? Eğitim var mı? Sattık, satış sonrası hizmetlerini verebileceğiz mi? Bunlar çok önemli. İşte bu 10 konuyu halledersek bizim yani sizin yenileşimci ürününüzü hiç kimse tutamaz. Tabii bir de firmada bir inovasyon iklimi olması lazım. Bu yöneticiler için en önemli konulardan biri yenilikçi insanlara önüne kırmızı halıyı sereceksin. Ve hiçbir zaman yani onları hoşnutsuz bırakmayacaksın. Bunlar çok önemli şeyler. Mesela ben bir şey söyleyeyim. Apple'da blue jeanlerle, tişörtlerle gidiyorlar. Efendim sandalye mandalye yok bazı yerlerde. Bean bag denilen içi fasulye dolu işte bilmem çuval üzerine oturuyor. Uyuyor orada. Belki sandviç yiyor. Efendim böyle bir hayat ama üretiyor adam. İşte olay bu. Generation Z dediğimiz bu. iGen. Şimdi iki türlü liderlik var deniyor. Birisi dönüştürücü liderlik. Burada lider belirli konularda baskın davranıyor ki şuralar fıralar eskidi. Ben artık değiştiriyorum. Bana uyun. Böyle bir dönüştürücü liderlik. Bir de ha? İş oğlum iş. Sus. Şu anda katılımcılarımızdan biri yanlışlıkla mikrofonu açmış olmalı. Lütfen mikrofonlarınızı kapatır mısınız? Teşekkür ederiz. Sayın Kırlıkovalı, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. İkincisi de etkileşimci liderlik. Ya bu çok enteresan. Bu biraz yeni. Çünkü bu etkileşimciler diyor ki İnsanlar robot değil, her biri değişik. Belirli bir gruptan dahi gelse her biri değişik. Ve liderlik için ille de çok böyle doğuştan müthiş zekalı falan olma, gerekmez. Orta bir halde bir zeka bile olsa bütün bu anlattıklarımız öğretilebilir diyor. Yani bir lider yaratılabilir diyor. Bunun söyleyenler etkileşimci liderlik ve bunlar işçilerine, partnerlerine çok dikkatli bakarlar, çok dikkatli çalışırlar ve onlara göre programlar geliştirirler. Şimdi bu da yeni bir olay. Şimdi başka bir konsept bilmemiz gereken sinisizm. Türkçe'de bunu örgütsel senizm diye çeviriyoruz. Burada bu aslında çok tehlikeli bir şey çünkü buna yakalanan işçiler veya partnerler artık firmaya olan güvenini kaybediyor. Firmada dürüstlük yok, vefa yok, geleceğimiz yok demeye başlıyorlar ve işleri yavaşlatmaya başlıyorlar. Bazıları hatta safsaklıyor, hiç yapmıyor filan. Bunun da çeşitleri var. Tek tek anlatmak istemiyorum onları. Epey uzun sürer. Burada görüyorsunuz. Yalnız bunun farkına vardığınız anda yarın geçer, öbür gün geçer demeniz mümkün değil. Acilen bu konulara eğilmeniz lazım. Yoksa kaybedersiniz. Yani o insanları kaybedersiniz. Şimdi yine bu International Congress on Management of Organizations diye bir grup var gene Amerika'da. Bunlar genellikle most important leadership, yani bir liderlikte ehliyetler nedir? Böyle bir sıralama yapabilir miyiz diye sormuşlar ve böyle bir tablo çıkmış ortaya. Şimdi communication, iletişim çok önemli. Yönetici en az lafla en güzel şeyi en hoş şekilde anlatacak. Kimseyi kırmadan. Bu çok önemli. İkincisi stratejik perspektif. Olaya uzun vadeli bakabilecek. Kuş bakışı bakma kabiliyeti olacak.
Üçüncüsü, olayları çok çabuk kavrayacak. Bazen hiç bilmediğiniz konularda önünüze dosyalar gelecek. Bunda ne yapalım denecek. Orada çok çabuk bir iki soruyla, bir iki okumayla, bir iki telefonla, bir iki toplantıyla o konuya hakim olacaksınız. Bu maalesef bu mecburuz, hepimiz mecburuz. Çünkü dünyada her şey o kadar hızlı değişiyor ki yarın masanıza ne gelecek bilemiyorsunuz. O yüzden bu çok önemli. Bir de tabii decisive, yani kararlı olmak lazım. Bir karar verdiniz, yani siz tepe yöneticisiniz, bir karar verdiniz. Ama oradan buradan itirazlar geliyor. Bazen sertleşiyorlar. İşte bu konularda kırıcı dökücü olmadan anlatarak onlara bu sizin davanızı anlatmanız lazım. Management change. Şimdi burada bazen bakıyorsunuz gene kuş bakışı, firmanın bazı şirketin bazı yönleri çalışmıyor. Görüyorsunuz bunu. Rakamlarda görüyorsunuz, raporlarda görüyorsunuz. Ama uzun zamandır da boş ver deyip geçmişsiniz. Ama artık öyle bir an gelmiş ki yani kangren olmuş. Oraları söküp atmanız lazım. Burada da yani hem ileri görüş hem de kararlılık tekrar devreye giriyor. Leading employees, bu da çok önemli, yani liderlik gösterme. Şimdi bazen espriyle, bazen şakayla, bazen yan yana oturarak, belki bir öğlen yemeği yiyerek işçilerle yakın oluyorsunuz ve onların derdini anlıyorsunuz, onların derdine çözüm olmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir liderlik yaparsanız o zaman siz bayağı başarılı olursunuz. Bunlarla ilgili link en aşağıdadır, orada görebilirsiniz. Şimdi bakalım NGO'da ne oluyor? Yani STK'da ne oluyor? Bakın STK'ya, iletişim ikisinde de var. İletişim yalnız STK'larda değişik. Şimdi orada paydaşlar değişik. Orada bağışçılar var bir tarafta. Öbür tarafta da bağışı kabul edenler var. Yahut da orada ne diyelim artık yani projeyi kabul edenler var. Genellikle işte fakir grup, sorunlu grup, bunlar bağışları kabul eden taraf. Bu ikisi arasında denge kurmanız lazım. Bazen yaptığınız yardımı bile istemeyebilirler. Özellikle büyük STK'lardan bahsediyorum. Onun için burada iletişim çok önemli. Ondan sonra şahsi kabiliyetler çok önemli. Takım oyunu, tartışabilmek, pazarlık yapabilmek, fikirlerini satabilmek, ondan sonra karşı tarafa güven vermek. Bunlar çok önemli olaylar. Hepsi birden harmanlanırsa o iyi bir yönetici oluyor. Üçüncüsü de uyum, çevreye uyum. Özellikle STK'larda, büyük STK'larda hem coğrafya değişiyor, hem hedef kitle değişiyor, hem projeler değişiyor. Bunlara uyabilmeniz lazım. Birçok büyük firmalarda bu sorun yok. Çünkü 3-5 product, ürün yapıyorsunuz. Yıllarca hep aynısını üretiyorsunuz. Orada böyle bir sorun yok. Ama STK'larda var. Tabii yönetim kabiliyetleri burada da bunu biraz daha böyle az evvel de bahsetmiştik. Kararlılık olacak. Bütçeye uyacaksınız. Bütçeyi aşamazsınız. Stratejik vizyonunuz olacak. Etrafınızı anlayacaksınız. Tek başınıza değilsiniz. Ondan sonra takım yönetimi. Bu da çok önemli. Bu 3-5 kişi de olur. 300-500 kişi de olabilir. Bunu yani arada kavga gürültü çıkarmadan, gruplaşmalar olmadan, polarizasyon yaratmadan takımı yönetmek lazım. Sonra, hocam çok özür dilerim. Buyurun. Bu arada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Son 5 dakikamız olduğu için size ekstra bir geç başladığınız için bir 5 dakika daha verdik. Sağ olun. 5 dakika çok içinde toparlarsanız çok memnun olurum. Tamam. Hocam. Süratle toparlıyorum. Çok sağ olun hocam. Evet. Yani buradan şuraya geliyorum. Kırmızı tabloyla mavi tabloya bakınca hepsi aynı değil arkadaşlar. Yani şimdi ben böyle çok duyuyorum, millet de diyor ki canım işte o firmadan çıktı, bu STK'ya girdi. Aynı şey değil, formasyonları değişik.
Şimdi burada Amerika'da birçok üniversite bu konuda dereceler veriyor. Master derecesi bile veriyorlar. Mesela tipik bir master okulunda şunlar öğretiliyor. Modül 1, modül 2. Yani bunlara da tek tek girecek zaman yok ama bakabilirsiniz. Ali Hocam eminim bunları size dağıtacaktır. Ve orada mesela tipik bir üniversitede tipik bir master nasıl oluyor? Buyurun, burada tedrisat var. Şimdi herhangi bir yöneticiye sorun, yenilişim ister misiniz? Oo, tabii derler ama hiçbir yapmaz. Neden? Çünkü çok yükleri var. Burada çıkarılacak sonuç, yenileşim için bir ekip kurmak lazım ve bu ekibin önünü açmak lazım. Buradaki mesaj bu. Şimdi bazen de firmada sadece yenileşimcilerle görüşürseniz öbürleri küsüyor. Bizim fikrimiz yok mu? Bizi niye küçük görüyorsunuz? Bunlarla da görüşmek lazım. Buraları mesaj, hiç kimseyi küçük görmeden herkese sormak lazım. Kim buldu Innovating, burada da yine yenileşimdeki ehliyetler konusu. Bunu da atlıyorum. Gene bakarsınız şeyde. Şimdi efendim, çok önemli bazı web siteleri var. Bir tanesi Chronicle of Philanthropy, öbürü Stanford, the other one is San Francisco Üniversitesi. Burada yapılan tartışma şu. Yani bu iki grup, ticari grupla STK arasındaki yani istenen kabiliyetler ve ehliyetler aynı gibi görünüyor ama değil. Formasyonları değişik, vizyonlar değişik, derinlik değişik, projeler, kaynaklar, sorunlar, riskler, tehditler hepsi değişik. Bunlar aynıdır deyince kaybedersiniz, aradaki farkı kaybedersiniz. Sonuç olarak da şöyle bitirmek istiyorum. Yönetici kabiliyetleri hem ticari firmalarda hem STK'larda birbirlerine benziyor ama benzemeyen noktaları daha fazla. Ben bu mesajla bitirmek istiyorum. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz size vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Çok sağ olun tekrar efendim. Ben evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Ergün Başkanım. Çok sağ olun, çok biz teşekkür ederiz, sağ olun. Notlarınızı bize arkadaşların tamamına dağıtacağız. Tamam, sağ olun, teşekkür ederim. Her zaman emrinizdeyiz bu tip çalışmalarınız için. Bütün katılanları da tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma. Çok teşekkür ederiz. Siz bizim gururumuzsunuz Amerika'da. Sağ olun. Aynı şekilde siz de bizim. Sağ olun. Efendim, Sayın Ergün Kırlıkovalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Türk Amerikan Dernekleri Meclis Başkanı, ATA Başkanı kendisi. Evet, şimdi gelelim. Pardon, çok özür dilerim. Özgür Hanım, Ali Hocam'ın da izniyle araya girip çok kısa bir katkı sunabilir miyim? 30 saniye. Hocam 30. Çok kısa, çok kısa tabii. Çok kısa, slaytları paylaştığında çok onur duyarız paylaşacağız Ergün Hocamız. Yalnız slaytlarda örgütsel sinizmi İ'yle değil E'yle, yani senizm olarak yazmış. Senizm nacizane bana ait bir kuram. Sinizmle senizm farklı. Türkçe çevirisi sinizm. İki İ'yle geçiyor. İki İ'yle mi? İki İ'yle sinizm diye. Senizm, sencilik. Tamam, onu o zaman değiştireyim. Değiştireyim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun onu efendim. Değiştirelim. Doçent Doktor Erdal Şen, katkılarınız için size de teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi tabii yeni bir